Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar. Hello. Hi. Selamun aleyküm. Bomba bir yayınla daha karşınızdayız. Skandal bir haber bülteniyle geldik. Çaylarımız hazır mı? Şu an hemen yayına geçmeden önce videomuzu beğenelim, paylaşalım. Televizyondan izliyorum abi, beğeni tuşu yok diyenler, tabii ki ne yapıyoruz? Telefondan giriyoruz, beğeniyoruz hemen arkadaşlar. Bir saatlik dilimde ne kadar çok beğeni olursa 1000 like'ın üzerine çıkmamız lazım arkadaşlar. Tamamen YouTube önümüzdeki engelleri aşıyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Haberler gelsin. Koca istiyorum. Koca 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 koca. Geceleri yatamıyorum. Delirdim. Koca istiyorum. Efendim Tayyip'in fedaisi. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kuru Murat, kendi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde ÇED raporu verilmiş bu İliç'teki maden ocağına. Analog mudur, ne zıkkımdır bu firmaya? Tabii konuyla ilgili soru soruyorlar. Diyor ki biz diyor burayı diyor 130 defa diyor denetledik diyor. Yağ diyor toprağın kaymasıyla diyor ÇED raporunun diyor ne alakası var diyor. Ulan 130 defa denetlemişsiniz. Yani bir Allah'ın kulu da dememiş. Madem 130 defa denetlemişsiniz. Yani Halk TV'nin muhabiri kalkıyor. Dünkü videomuzda ses fazla duyulmamış. Ve öz hasikiye soruyor. Diyor ki normalde diyor birikmesi gereken siyanürlü toprak diyor dünya standartlarında 150 metre. Burada diyor 200-250 metre toprak birikmiş diyor. Öz hasiki de diyor ki ya diyor sen muhabir misin? Evet diyor, Halk TV. Hayatında ilk defa bir muhabirle, bir gazeteciyle karşılaşan bir AK Parti'nin bakanı neye uğradığını şaşırıyor. Bu zamana kadar hep hazırlanmış sorularla karşılaşınca hazırlanmadıkları bir soru geldiğinde eb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 
raporuyla bunun ne alakası var? Valla sen o ÇED raporunu vermeseydin, doğa katledilmeyecekti. Sen o ÇED raporunu vermeseydin, bu kadar kimyasal madde kullanılmayacaktı. Sen o ÇED raporunu vermeseydin, normalde 100-150 metre birikmesi gereken toprak 200-250 metre birikmeyecekti. Sen o ÇED raporunu vermeseydin, burada bu kadar insan ölmeyecekti. Oradaki pis havayı soluyan insanlar da kanser olmayacaktı. Değişik değişik hastalıklara yakalanma gibi bir riski olmayacaktı. O ÇED raporu var ya, o ÇED raporu. ÇED raporunun ne alakası var kardeşim? Toprak kaydıysa kaydı. Neydi? Her şey Allah'tan. Ya saçmalamayın oğlum lan. Biraz akıllı mantıklı olun ya. Salakana salakana düşünüyorsunuz ya. Vallahi billahi. Ne alakası var ÇED raporuyla? Her şey para. İnsan sağlığı, insan hayatı kimsenin umurunda değil. Her şey para. Tamam mı kardeşim? Yani. Yeter ki oradan altın çıksın. O altın nasıl çıkarsa çıksın. Doğanın anasını belirlemişler. Hiç önemli değil. O altın çıksın yeter. Bitti. Peki ben şu soruyu sorayım. Ya bu kadar altın çıkıyor ya. Bu kadar doğa kirletiliyor. Bu kadar insanlar zehirleniyor. Tabii. İnsanın zehirleniyor. Ölüme sebep oluyorsun. Doğan zehirleniyor. Kendi toprağına zarar veriyorsun. Ve kendi toprağının değerlerini buradan çıkartıyorsun. Bak bu kadar kar etmen lazım. Ekonominin düzelmesi lazım. Niye düzelmiyor? Niye düzelmiyor? Bu paralar nereye gidiyor? Ya burada bile, bak burada bile şunu düşünmen lazım. Ya bu kadar maden var toprak altında. Bu kadar değerli şeyler var. Ve çıkartılıyor. Bunlar çıkartıldığı halde niye biz hala ekonomik kriz yaşıyoruz? Düşünmen lazım. Ama aptal olunca zor oluyor kardeşim. Gerçekten zor oluyor. Yani düşünmek zor ya. Gerçekten zor iş. Her baba yiğidin harcı değil düşünmek ya. Ya düşünebilmek. Ya bazen böyle bir bakıyorum, kendi kendimi sorguluyorum ya, diyorum. Ya çok mu yükleniyoruz biz bu insanlara? Yani ya bir yerden sonra gerçekten benim ruhsallığım iyi değil. Onu anlıyorum. Arada sırada böyle kendi kendime konuşuyorum, tartışıyorum kendi kendimle. Yani sonra Allah'a soruyorum. Ya Rabbi diyorum, niye, sebep ne? Yani ya olmuyor işte, görüyorsun yani. Ya yıllardır anlatıyoruz. Ya yıllardır derdi anlatıyoruz. Olmuyor ya bazı şeyleri ya ben orada insanların ölümünden bahsediyorum. Doğanın zehirlenmesinden bahsediyorum. Kullanılan siyanürden bahsediyorum. Bunların hepsinden bahsediyorum.
Yani senin neslinin zehirlenmesinden, çoluğundan, çocuğundan, bunlara geçmesinden bahsediyorum. Adam bana diyor, siz diyor heykel yaptınız diyor ya. Ya o heykel senin bir yerine girsin ya. O heykel senin bir yerine girsin. Ya bu zihniyete artık anlatamazsın bazı şeyleri. Sonra bana diyorsunuz ki abi neden ağzın bozuluyor, neden sinirleniyorsun? Ya sen sadece beni dinliyorsun. Tamam mı? Benim gibi 3-5 insanı dinliyorsun. Teşekkür ediyorum. Ben bu haberi hem çekiyorum, hem okuyorum, hem de bu kitleyle muhatap olmak zorundayım. İyi kötü onların mesajlarını görüyorum. Yani haberleri izliyorum. Hala bu ülkede, hala ya insanların AK Parti'ye oy veriyorum demesi. Ya daha ne olması lazım diyorum. Her şey oldu, her şey oldu. Hala AK Parti demesi. Ya bir yerde dönüp benim de AK Parti dememe sebep oluyor. Demek ki biz görememişiz yani. Demek ki biz görememişiz. Ya demek ki böyle bir kitle var ve acıdan besleniyorlar. Acı bunları ayakta tutuyor. Ve biz gerçekleri anlattıkça terörist oluyoruz. O zaman daha fazla canları yansın diye AK Parti. Daha fazla inim inim inlesinler diye AK Parti. Tamam? O zaman da ben bunu demek zorunda kalıyorum. Ya beni anladığınızı düşünüyorum. Benim gibi olan arkadaşlar varsa yorumlara yazsınlar. Gerçekten zor bir durum. Gerçekten zor bir durum. Allah aklımıza mukayyet olsun. Yani dönüp dönüp gene sarıldığımız yer Allah. Başka çare yok. Yani gerçekten sinirleniyorum ya vallahi. Milletine ve devletine hainlik yapanlara karşı içinde ve yüreğinde nefret besleyen nesiller yetiştirin. Bunu kim söylüyor? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş söylüyor. Nerede söylüyor? 4 ve 6 yaş arası çocuklar için açılan Kur'an kursunun açılışında söylüyor. Kime söylüyor? Velilere söylüyor. Hani bunların İslam dini var ya, hani bunların birleştirici olan o dini var ya, hani bunların peygamberi Hazreti Muhammed ne için geldi? He? Sevgi yumurcağı, he? Toplumu birleştiriyor, seviyor ya. Şimdi bu dinin, sözde bunlar temsilcileri, bu dini anlatıyorlar. 4 ve 6 yaş arasındaki çocukları eğitecekler. Eğitirken de velilere subliminal bir mesaj veriyorlar. Biz burada çocukları devletine, vatanına karşı hainlik yapanlara içinde kin ve nefret besleyen bir şekilde büyüteceğiz diyorlar. Bunun açıklaması budur. Bundan bunu anlayacaksın. Ya kardeş, şimdi sen bana diyeceksin ki adam ne demiş ki, bak ne güzel işte. Vatan haini, kim vatan haini peki? Hangi vatan hainlerinden bahsediyoruz biz? Hı? Dün hocam hocam deyip peşinden koşup işlerine gelmediği zaman da vatan haini ilan ettiklerinden mi? Kimden bahsediyoruz biz? Kim bunlar? Vatan haini nasıl oluyor? Söyleyin. Dün Abdullah Öcalan'ı övüp yere göğe sığdıramayanlar, o iyi niyet elçisi diyenler, dağdan davulla zurnayla teröristleri indirenler, işlerine gelmedikleri zaman bunlar terörist vatan haini diyorlar. Kim vatan haini kardeşim? Neye göre vatan haini? Veya bunu devletleştirelim. Bir devleti öcüleştirmek için. Bu din düşmanı diyorlar. Böyle mi yetiştireceksin neslini? Ha, böyle mi koruyacaksın? 4 ve 6 yaşa kadar inmiş. Halkı kin ve nefrete teşvik. Bak. Hadi savcılar. Hadi. Hadi savcı arkadaşlar. Bu halkı kin ve nefrete teşvik değil mi kardeşim? Ama oraya bir şey koymuş. Vatana karşı hainlik yapanlar. Kim hainlik yapıyor? Göremiyoruz. Siz sadece parmakla gösteriyorsunuz, hain değil diyorsunuz. Demeyenleri de hain ilan ediyorsunuz. Bu nasıl bir düzen? Ya düzülen de mutlu, düzen de mi? Hadi düzen mutlu, düzülen niye mutlu? Düzülen de sırasını bekliyor. Acaba beni ne zaman hain ilan edecekler? Ve bunlar Müslümanlığı savunuyor ve bunlar dini savunuyor. Bu adam çok rahat bir şekilde sözde vatanı savunuyorum adı altında halkı kin ve nefrete teşvik ediyor. 4 ve 6 yaşa kadar inmiş bu. Ve siz, adam size bakın burada bu olacak diyor. Ve buna rağmen çocuklarınızı gönderiyorsunuz. Akıl akıl gel götüme takıl ya. Sizi anlamakta zorlanıyoruz. Ve buradan Ali Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkanı'na şunu söylüyorum. Evet. Hani diyorsun ya,
Öyle içinde kin ve nefret besleyen nesiller yetiştir. İçimizde öyle kin ve nefret var ki, birileri o kin ve nefretin oluşmasına öyle bir sebep oldular ki, tamam mı? Öyle bir sebep oldular ki, çoluk çocuk kundaktaki bebeğe varana kadar içimizde öyle kin ve nefret besliyoruz Ali Erbaş. Sen hiç merak etme. Sen hiç merak etme. O gün geldiğinde içimizdeki kin ve nefretin nasıl ortaya çıktığını göreceksin Ali Erbaş. Tabii. Allah da görecek bunu. Tamam? Herkes görecek bunu. Sen hiç merak etme Ali Erbaş. Sen hiç merak etme. Biz o peygambere yakışır, o Allah'a yakışır, o İslam'a yakışır kin ve nefret göstereceğiz. Sen hiç merak etme. Yani nihayetinde hepimiz Müslümanız değil mi? Adam da diyor yani. Hey yavrum hey. Hey yavrum hey. Kahrolsun gavurlar, yaşasın Müslümanlar. İşte budur. Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Fatih Erbakan. Yani maalesef dinlediğini anlamayan bir toplum olunca karşında cübbeyle sarıkla sakalla çıkana hocam hocam deyip peşinden koşan bir zihniyet olunca işte böyle oluyorsun. Böyle oluyorsun. Ve bu millet de bunu hak ediyor. Ondan sonra biz şeriatı eleştirdiğimiz zaman bazı gerizekalılar yorumlara yazıyorlar. Sen şeriatin ne olduğunu biliyor musun? Hele götüme bak ya. Hele götüme bak ya. Bana kalkmış şeriatı anlatıyor ya. Şimdi senin otlattığın koyun kadar benim şey ettiğim çoban var diyeceğim ya da ona benzer bir şey olmayacak. Ben sana şundan bahsediyorum. İnsan hakları, hukuk, anayasa, tabii Avrupa insan hakları, bunların hiçbirini tanımayan ya devlet tarafından özellikle korunan milletvekilini cezaevinde zorla tutan zihniyete sen kalkıp diyorsun ki bak sana bu kadar hakkı veren cumhuriyeti, laikliği, yani bunların hepsini bir kenara atayım, şeriatı getireyim diyorsun ve şeriatın diyorsun kırbacını, anayasayı, insan haklarını, hukuku tanımayan bu zihniyetin eline vereyim. Beni diyor o kırbaçla diyorsun ki düzeltsin diyorsun. Bana o kırbaçla diyorsun adalet sağlasın diyorsun. Ben de sana diyorum ki bak sana cumhuriyetle bu kadar hak ve özgürlükler verilmişken anayasa, insan hakları, tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunların hepsi verilmişken ya sen bunların hepsini bir kenara atıyorsun. Allah'ın kanunu, Allah'ın sözü diyerek bunu kalkıyorsun. Kendi ülkende 17-25 Aralık'ta ses kayıtları ortaya çıkmış. 128 milyar dolarların kaybolmasına sebep olmuş. Ülkenin ekonomisinin çökülmesine sebep olmuş. Ya bir zihniyetin eline şeriatın kırbacını veriyorsun. Ve diyorsun ki sen bana bu şeriatın kırbacıyla hükmet diyorsun. Ve bunun yani Allah'ın sözü olduğunu, Allah'ın kanunu olduğunu zanneden bir zavallı zihniyetsiniz siz. Sizinle anlaşamıyoruz, ortak noktada buluşamıyoruz. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Ben anlatıyorum. Adamdan böyle bir tepki geliyor bana. Ben sanki Almanca konuşmuşum. Eşek oğlu eşek anlamamış ya. Gerçekten siz insanı öldürürsünüz ya. Siz insanı öldürürsünüz. Adam Instagram'a her gün reels videosu koyuyorum. Bugün YouTube'dayız. Belki bildirim gitmez diye. Bu bizim dolar 31 çekiyor muhabbeti. Adam gelmiş alta yardırıyor. Niye seviniyorsun diyor bana. Niye seviniyorsun dolar 31 oldu diye. Vatan hainisiniz diyor. Sevinmeyin diyor. Bir girdim profiline bir baktım. Malum parti. Niye sevinmeyeceğim? Niye sevinmeyeceğim? Doların 31 lira olmasının sebebi senin oy verdiğin o parti değil mi? He? Sen oy verdin. Dolar 31 lira oldu. Bana diyor ki sevinme. Bana ne lan? Pohum karabağlar. Çok da talaşmaydı. Geber. Acından öl. Bunların çoğusu esnaf. Esnaf olduğu için dolar yükseldi ben zam yaptım. Dolar yükseldi bana ne lan zihniyeti. Size buradan söylüyorum. Seçimden sonra tıraş makinenizi alın evinize. Hepiniz saçınızı üçe vuracaksınız. Fiyatlar öyle yükselecek. Berberidir, marketidir, ıvırıdır, zıvırıdır. Alım gücü düştüğü zaman bunların çoğusu kapatmak zorunda kalacak. Ülke koşa koşa batmaya gidiyor. Bunu göremiyor zihniyet. Bunu anlayamıyor. Ekonomistleri dinlemiyor musunuz oğlum siz? He? Hepsi mi felaket tellalı? Hepsi mi felaket tellalı? He? Hepsi aynı ağızdan aynı şeyi söylüyor. Dolar, altını, eurosu, şusu, busu.
Hepsi yükselecek diyor. Bunların hepsinin yükselmesi ne demek diyor? Devalüasyon diyor. Adını da söyleyebilsem. Bu ne demek diyor? Batıyorsun demek diyor. Ya, kendi Merkez Bankam bile sürekli tekrara düşmek istemiyorum. Doları yıl sonu 41 lira diyor. Yani doların yıl sonu 41 lira olması demek altının bugün gramının 2000 lira, 2100 lira civarında olması, 41 olduğunda 4000 lira olması demek. Lan bunu da mı matematiksel olarak yapamıyorsunuz? Peki bunların hepsi yükselirken sen nasıl alacaksın, nasıl geçineceksin? Geri zekalı. Ondan sonra da bana diyorsun ki niye seviniyorsun? Niye sevinmeyeyim lan? Bu hale gelmesinin sebebi sensin. Bat diye seviniyorum. İnim inim inle diye seviniyorum. Dün AK Parti diyenler bugün Allah belamızı versin ben ambu kolumla niye oy verdim diyor. Bugün sen AK Parti diyorsun, yarın sen de Allah belamı versin de diye. İnadına Tayyip diyorum. İnadına Erdoğan diyorum. İnadına AK Parti diyorum. Ya acımak yok oğlum. Acımak yok. Kuru ekmeğe muhtaç olacaksın. Tamam, kuru ekmeğe muhtaç olacaksın. Size acımak yok. Ya ondan sonra gidersiniz parti teşkilatına, makarna kaldı mı? Makarna kaldı mı kardeş? He? Makarna var mı? Makarna. Evde çocuğum aç. Onlar da sana der ki daş kaynat abla. Tencerede daş kaynat. Ya o hikayeleri az dinlemediniz hocalarınızdan camide. Tekrarını yaparsınız bir de başınıza gelir tabii. Yavrum ey. Acımak yok. Acımak yok. Sakin. Niğde'nin Hacı Abdullah Belediyesi. AKP'nin belediye başkan adayı. Canlı yayında konuşuyor. Tabii. Niğde'deki kitle küfürden anladığı için veya Niğde'deki kitleye ne kadar güçlü olduğunu anlatabilmek için jandarma komutanına affedersiniz özür diliyorum, haberde ne yazıyorsa onu söylüyorum. Gitmiş jandarma komutanına demiş ki orospu çocuğu. Jandarmanın peşinde, jandarmanın ne var? Vardır. Gidin bir komutan. Şimdi buraya kimseyi almayın. Bu tanıkları götürün yüksekleşime teslim edin. Bunlar bitsin. İyi diye bir yerine geldi. Buraya bir ekip bıraktı. Recep Başkan'ı çekeli örterek Şii'ye girdi. Beyaz aracından biri gelecektir. Orada ölüp kaldı. He, jandarma komutanı. Yanındakiler de uyarıyor efendim canlı yayındayız falan filan. Tabi millet tepki gösteriyor. Sen nasıl söylersin jandarmaya falan filan. Arkadaşlar, dün başka bir AKP'li Rize'de, değil mi? İl başkanı polisleri etrafına toplamış, siz FETÖ'cü müsünüz diyordu. Tehdit ediyordu polisleri. Bugün belediye başkan adayı jandarma komutanına o nokta çocuğu dedim diyor. Ya, ülkenin ne hale geldiğini gör. Polisiyle, askeriyle peki o jandarma komutan sana bir şey yapamadı mı? Sana bir şey diyemedi mi? Bir belediye başkan adayı ki eskiden belediye başkanı mıydı bilmiyorum. Gelecek jandarma komutanına o nokta çocuğu diyecek ve jandarma komutanı susacak. Gıkını dahi çıkarmayacak. Ve bunu yutacak. Ya. Vallahi demek ki malum partinin atadığı jandarma komutanı. Malum partinin atadığı polisler. Bize bir şey demek düşmez. Yani adam kendi atadığı adamı sever de döver de. Değil mi arkadaşlar? Yani şimdi bir şey dersek bir tarafa kızdırırız. Demezsek öbür tarafa kızdırırız. Biz ortadayız. Ortadan gidiyoruz. He. Problem yok. Yani onlar kendi aralarında dövüşürler de sövüşürler de hiç problem yok. Sıkıntı yok. Siz, ya biz yokmuşuz gibi davranın. Zaten öyle davranıyorsunuz. Takılın baba. Biz arada haberinizi yapıyoruz. Aman gır gır çabata. Bu sizin eseriniz. Eserinizle gurur duyun. Düşünün.
Selamun aleyküm devletin değerli yetkilileri diyerek Şanlıurfa Siverek'ten bir kardeşimiz video çekmiş. Sosyal medyada evime gidemiyorum diyor. Köy yolum diyor. Traktörle gidebiliyorum anca diyor. Her yer çamur diyor. 2024 Türkiye'sinde bu hale geldik diyor. Hala buraya hizmet gelmedi diyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zeynel Abidin Gül. Dün Ulaştırma Bakanı'ndan tut da Kalkındırma Bakanı'na herkes Zeynel Abidin Gül'e destek olmak için Şanlıurfa'daydılar. Zeynel abimiz, Zeynel kardeşimiz, Zeynel arkadaşımız. Yani Şanlıurfa'ya gram hizmet yapılmasın, orası ayrı da. Yani insan ister istemez yani bir gün sonra yalanlanacağını biliyor. Bile bile çıkıp böyle kendini övüyor, övdürüyor, destek istiyor ve bu halk da inadına gidip oy veriyor. Madem bu halk inadına gidip oy veriyor, daha beter olun. Yapacak bir şey yok. Bak bir vatandaş video çekmiş, sosyal medyaya atmış. 2024 yılında adam gitmiş köye yol yapamamış. Köye yol yapamamış. Bir Allah'ın kulu dönüp demiyor. Ya belediyeye bu kadar bütçe veriliyor. Ülkeyi 20 senedir AK Parti yönetiyor ve en büyük bütçeyi AK Parti kendi belediyelerine ayırıyor. Bu para nereye gidiyor? Bu para nereye gidiyor? Bunu bile soramıyor adam ya. Bunu bile soramıyor, korkuyor. Selamun aleyküm değerli devletin tüm kurumları. Hepsiyle iletişime geçtik. Yaklaşık bir yıldır yolum bu halde. Eve gidemiyorum. Ancak traktörle gidebiliyorum. Yıl 2024. İkinci yüzyıl. Burada devletin yetkilerini küçük düşürmek için de değildir amacım. Amacım yolun yapılmasıdır. Devletin tüm kurumlarından yardım bekliyorum. Saygılar, sevgiler. Durum bundan ibaret. La boy xodi peygamber bir araya mı? La bilen mi renam xarq inem de gel bu çamur ya xarq bu. Sara çin da belli ki inneri net istik net istik ve tüne hımaz mera kaki de ne yapar? Boy xodi peygamber hak bu ki emre pet iyi mi olduk ama? Aktör bana olur. Hayır motoru ne yaptı işte ne ki ben zarar ki ben atıyorum ki ne am motoru zorı motor ya harki ya pi. O videodaki kardeşimiz selamun aleyküm devletin değerli yetkilileri diyerek korka korka video çekiyor. Bir istekte bulunacak. Bir şey isteyecek. Hakkı olanı istiyor. Yol istiyor. Bak ben burada ne devletimi karalamak istiyorum ne de işte devlet büyüklerimi aşağılamak istiyorum falan. İnce ayrıntıya girmek zorunda kalıyorsun. Böyle bir Türkiye'de yaşıyorsun. Bir vatandaşın böyle hissettiği, böyle hissetmek zorunda kaldığı, aman ha bu videodan sonra başıma bir şey gelir mi diye korktuğu, korkutulduğu bir ülke haline gelmişsin. Burada abartılı bir şey yok. Doğruları konuşuyoruz. Bir vatandaş devletten, devlet yetkililerinden bir şey isterken beni sakın yanlış anlamayın, sizi küçük düşürmek için istemiyorum ha diyemez. Dememeli. Bu benim hakkım. Bana hakkımı vereceksin lan. Bana hakkımı vereceksin. Böyle demeli. Ama vatandaş sakın beni yanlış anlamayın, beni cezaevine atmayın. Tamam beni sürüm. Lan bu hale gelmişsin sen. Bu hale gelmişsin ülke olarak. Halen daha diyorsun ki bununla yola devam. Ben de diyorum ki beter olamazsınız. Efendim Tansu Çiller. Tansu Çiller dediğimizde aklımıza Erzurum mitinginde ki gaf geliyor. Pıttık gafını biliyorsunuz arkadaşlar. Tabi bugün Twitter'da pıttıkçı teyze diye hashtag açılmış Tansu Çiller için. Yani bütün kadınlardan özür diliyorum. Kusura bakmayın. Yani haberde ne yazıyorsa ben onu okuyorum. Şimdi Tansu Çiller çıktı. Murat Kurum'a destek verdi. Niye? Efendim onun depremle ilgili projeleri bayağı bir etkilemiş Tansu Çiller'i. Bir. İkincisi tabii ki yani Murat Kurum onun için harika bir aday. Üçüncüsü de şu Tansu Çiller kim? Kim abi? Siyasi bir çöplük. Siyasette herhangi bir adı madı kalmamış. Bitmiş bir isim bir anda parlatılıp halkın önüne çıkartılıyor tekrardan. Derin devletten güç almak isteyen Erdoğan, Tansu Çiller gibi figürleri kullanarak derin devleti yanına çekmeye mi çalışıyor? Yoksa Tansu Çiller'in yani ne gibi bir şey var ki
kalkıp da Murat Kurum'a veya bir önceki seçimlerde AK Parti'ye desteğini açıklamıştı. Yani dedik demez olaydık. İmamoğlu açıkladı. Tansu Çiller'in Kilyos'ta bir arazisi varmış, sit alanı. Burayı imara açtırmış Murat Kurum bakanlığı döneminde. Tabii İmamoğlu da mahkemeye vermiş. Burayı kapattırmış. Buraya bir çivi bile çaktırmıyor. Sözde yalan gerçek bilmiyoruz. Bu imar açılma muhabbeti falan bunların hepsi iptal olunca Tansu Çiller'in hersi çıkmış. Tabii İmamoğlu'na içten içe biçlenmiş. Şimdi Murat Kurum'u destekliyor. İmamoğlu da diyor ki yahu diyor biz diyor bunlar diyor böyle böyle şeyler yaptılar diyor Kilyos'taki araziyle ilgili. Sit alanıydı, burayı imara açtılar. Biz de mahkemeye verdik, iptal ettirdik. Tabii ki bize destek vermeyecek, Murat Kurum'a destek verecek. Yani bugün AKP'ye destek veren, bugün AKP'yi destekleyen, bugün AKP'nin elini eteğini öpen kim varsa ya arazisi vardır ya çıkarı ya menfaati vardır. Abi peki sandıkta oy veren fakir, gariban halk bunlar niye AKP'yi destekliyor? Onlar uzaya çıktığımızı, dünya lideri olduğumuzu, tabii dünyaya hükmettiğimizi, dünyayı tirte titrettiğimizi zannediyor. Tabii 2 kilo makarna, 1 ton kömürde onu 700'e düşürmüşler. 700 kilo, 600 kiloya düşürmüşler. Bu kömürü de unutmayalım. Bunun için veriyorlar. 2024 yılında sana 2 kilo makarna, 1 ton kömür veren zihniyetin dünyayı yönettiğini zannedecek kadar cahil bir kitle olursa bu kitleye istediğini kitleyebilirsin. Oturursun, sigaranı yakarsın. Keyifle almış olduğun son model Mercedes'inin arka camından fakirleri izlersin. O fakirler de sen başımızdan eksik olma diye dua eder. Gider Kabe'de dua ederim. Ya ah, cehalete bir şey anlatamazsın. Bazen oturup pronu yakıp ben çay içiyorum proyla. Siz ne içerseniz için önemli değil. İçmen gerekir. Yanında çay, puro, takılman gerekir. Bazen bunu yapıp, ya bu acıdan zevk alman gerekiyor. Onların acı çekişinden zevk alman gerekiyor. Bunu da öğreneceksiniz yavaş yavaş. Yavaş yavaş bunu da öğreneceksiniz. Ya duygusuzlaşacaksınız. Tamam? Duygusuzlaşacaksınız. Ağlama, üzülme, sevinme, duygularınızın hepsi yok olacak. Böyle bir insan modeli olacaksınız. Çok az kaldı. Dört büyük meleği soruyoruz bugün. Dört büyük melek miymiş? Kim? Biz hiç tanımıyoruz. Biz buradan yabancısıyız.